Merhaba arkadaşlar. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de hep söylüyorum. Hepimizin bambaşka hayat mücadelesi, sorunları, sınavları oluyor. Siz yüreğinizdeki konu neyse ona odaklanarak dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra şöyle gördüklerimi size de göstereceğim. Güzellikler bizim olsun diyorum. Yüreğiniz şöyle bir kabarmış ve özellikle bugün iç dünyanızda aslında nasıl olur diye bir fırtına kopuyor. Şimdi ee, iç dünyanızın bu kadar karışık olması aslında ayna kısmı yani. Siz bugün neyi çözmeye çalışıyorsanız, bir nevi onun mücadelesini veriyorsunuz iç dünyanıza şeklinde görünür. Ben burada şunu söyleyebiliyorum size: ee, iki kişisiniz, yani siz aslında birisiyle görüşüyorsunuz, fakat görüştüğünüz, konuştuğunuz kişinin arkasında birisi duruyor. Şimdi o birisine bağlı ya da onun etkisi altında olan birisiyle görüşüyorsunuz siz. Şimdi size bakıyorum. Aslında siz destekleyeniniz var. Evet. Orada bir 5 rakamı yazıyor. 5 süreci. İşte ayın 5'inde son 5 gündür. 5 gün sonra. Size göre bir şey bu 5. Ancak arkadaşlar arkanızda özellikle sizin ayağınızda maalesef olan birisini görüyorum. Yani aslında ayağınıza da engel olmaya çalışan birisi de var. Yani sizin karşınızdaki insan hem birinden destek alıyor, hem de siz ona bir şey söyleyeceksiniz ama birisinden köstek alıyorsunuz şeklinde ee, görünüyor. Bunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle ki biraz pervane var. Yani aslında bir şeyler dönüp dolaşıyor sizin etrafınızda. Pervane olması, sabit olmayan değişiklik gösteren ya da ikili davranan anlamına gelir kafanızdan zaten nasıl yaparım o kadar çok belirgin bir şekilde büyütüyorsunuz ki sonrasında birisiyle görüştüğünüzü görüyorum bu konuyu birisine söylüyorsunuz fakat her kimden aldıysanız Şuradaki bir yüz var çirkince bakıyor yani kimden destek alıyorsanız birisi çok hoşnut olmayacak aldığınız destekten ya o kişiye sen onu nasıl yardım edersin diye kızıyor Variz derecede şey var çünkü. E, hatta sizi destekleyene kızıyor arkadaşlar. Hatta bayağı sizi kim destekliyorsa sanki ona bağırır şeklinde görüyorum. Yani yanınızda sizi destekleyecek olana helal olsun. E, tepki alacağını bile bile ben diyor doğrunun yanındayım. Yani böyle karışık bir sürecin içerisindesiniz. Birisi sizi destekledi diye kızmışlar ama çok takılmayacak. Açılmaz diyorsunuz. Nasıl yapacağız diyorsunuz. Biraz böyle depresyon demeyeyim de umutsuz geçirmişsiniz son iki ayınızı. Şimdi buradan bir haber geliyor. Ağır aksak geliyor yalnız ya. Birisi yerinden kalkmaya üşeniyor. Yani aslında birisi bir şey yapacak ama işte çocuğunuzu işe sokacak ama hani yalvar yakar, bekle bekle, sürekli ondan haber bekle. Ağır aksak şeklinde görünüyor onu söyleyebilirim. Şimdi bu ağır aksak olması kesinlikle Yani şöyle söyleyebilirim arkadaşlar size. Birisi söz vermiş ama tutma konusunda asla hızlı davranmıyor. Size inmeler inmiş artık yeter. Nerede kaldın dercesini. bir sürü lafların bir arada olduğu bir şeyi halletmeye çalışacaksınız resmen kürek çekiyorsunuz. Akıntıya ama yani aslında çok uğraştırmış olacaklar sizi. Yani şimdi akıntıya kürek çekiyorsunuz boşa mı? Hayır siz kararlı bir şekilde gidiyorsunuz. Kararlı çok kararlı. Çok kararlı bir şekilde gidiyorsunuz şeklinde görüyorum. Şimdi şöyle bir şey var her şeyden önce. Bu kararlı oluşunuz Gerçek manada e, bitirecek aslında. Yani sanki bu işte iradeli olmak zorundaymışsınız her neyse artık bu e, süreciniz. Evet tamam ben bu işi çözeceğim, bitireceğim diye e, kararlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Şimdi ön 15 gününüz var aile içerisindeki çizgi öyle bir ayarlamışsınız ki arkadaşlar. Yani sanki böyle kim olursa olsun ailedeki o konuyu ya da durumu hiç de dışarıyı yansıtmıyorsunuz ya da işte bu konu bağımsız, diğer konu bağımsız diye yerini doğru bırakmak gibi bir durum var. Şimdi size bunu yaşatan kimse, yardım edene, püfküren mi acaba bilmiyorum ama ters dö dönecek. Yani aslında işler tersine dönecek. Ya sabır, kararlı oluşunuz sizin önünüzdeki engelinizi aşmaya çabalayacağınız anlamına gelir. Ters duruyor yarasa gibi S harfindeki bir insan. Yani aslında e, muradınıza erersiniz. Olduğu gibi kararlı tutumunuzdan vazgeçmeyin arkadaşlar. Çünkü eninde sonunda bu iş sizin e, istediğiniz şekilde şekil alır. Çünkü her ne olursa olsun zaten diyor ki sen ne kadar çabalarsan çabala senin zaten önünde bu insanın <laughs> işte ilahi adalet yani aslında yolunu bulacak. İlahi adalet bir şekilde sizin o ee, sıkıntı ettiğiniz konunuzla alakalı. Karşı taraf ama yalnız ters dönüyor. Hani o daha ters dönmese belki biraz daha sizi zorlarmış. Sonrasında Ekim'e bir köprü atlatıyorsunuz. Ekim ayındaki dileğiniz, Ekim ayındaki amacınız neyse niyetiniz neyse arkadaşlar bununla alakalı olarak bir e, köprüden geçiş var. 13 rakamını görüyorum. Ekim'in 13'ü maksimum Ekim'in 13'ünde. Şimdi bak sakince iki kişi kafa kafaya vermişsiniz. Atılacak bir imza e, anlaşılacak bir iş. Yani iş anlaşmanız, iş sözleşmeniz fessiniz neyse artık sizin için resmi olan bir şey çünkü bu. E, bu resmiyetli atılacak imzalar çok netleşmiş. İki kişi konuşmanız aslında diğerlerinin karışmaması sizin hayrınıza bir durum oluyor. Onu görüyorum. Birisiyle konuşuyorsunuz, sonra bir arabanız çıkmış. Bu araba şimdi Ekim ayında bir araba almak. Ekim ayında bir arabanızın değişimi. Hani bir şekilde bir arabayla ilgili. Bu arabayla bir yere gidecekmişsiniz. Sanki önünüzü kapatmaya çalışıyorlar gibi ama siz önünüzü açacaksınız. Önünüzü kapatmaya çalışan kişi de A harfi var. Siz bu Ekim ayında da böyle bir A tapot var. A harfinde birisi bu. Her yerden çıkan bir A. Yani böyle hiç işi olmayan birisi ama her yere burnunu sokan birisiymiş gibi çıkmış. O yüzden şey diyebilirim size. Hani her neyi yaşamış olursanız olun özellikle ekim ayındaki o curcunayı da ben nasıl aşacağım bak da gör diye size inada sokmuşlar yani ben sizin şey yaptığınızı görüyorum görelim bakalım hadi bakalım der gibi yani böyle gurur demeyeyim ama inatla beraber ben bunu çözeceğim haliniz önünüzdeki engelleri savurmaya başlamışsınız çünkü İş başladınız varsayıyorum. Bir şekilde siz deniyorlar. Belki de siz oradaki şeyleri halledeceksiniz. Onu göstermiş burası. Şimdi Ekim ayından sonra ne olacak? Bir de 3 görüyorum ya. Bu Ekim'in 23'ü ama biliyor musunuz? Sakince iki kişi konuşuyorsunuz. Ayaklarınızdan iki kişi siz çok güzel destekliyor. Siz bir kuşu tutmuşsunuz. Ekim ayında beklediğiniz haber e, arabayla sonrasında inadınızın bakın burada inat demek doğru olmayabilir istikrar demek doğru olabilir gerçekten tuttuğunuzu kopartma sürecinize başlamış şimdiye kadar evham yapıp ne yapacağız eyvah hani çıkamıyordu, ay bunu aşamıyorduk diye kendinizce evhamlarla e, korkutmuşsunuz ancak öyle de güzel bir şey hali var ki bu evhamın sonucu diyor ki sen o kadar sıkı sıkı tuttun ki bu işin ucundan e, halletmemek mümkün değil. Aile içerisinde, hane içerisinde yüreğinizin ortasında olan bir konu bu. Parçalanmışsınız eski şöyle. Ne gördüm biliyor musunuz? Benden kalanlarla yoluma devam ediyorum enerjisi gördüm. Şimdi evliliğinizle bakarsam şaşkın ağızlar görüyorum. Boş laflar görüyorum. Nazar diyemem ama dedikodu derim. Kaçıncıya evlendin? Bu yaşta mı hamile kaldın? Hiçbir çocuk yapmadın. Yüzüncüye boşanır mı? Seksen kere çocuk mu yapılır? Vıdı vıdı vidı vidı. Sen neyi yapıyorsun bilmiyorum ama neyi yapmıyorsan da zaten laf söylenecekti. Yani yaptıklarını değil yapmadıklarını da yapsaydın senin etrafında, hane içerisinde konuşanın çoktu. Şimdi iş yeriyle ilgili rızkın çok. Ee, sadece Karşı taraf silik. Biraz atma ziya. Yani onu yapacağız, bunu yapacağız, bunu derleyeceğiz, bunu toparlayacağız. Bir evham, bir panik. Sabaha soruyorsun ki hiçbir şey yok. Sizin iş hayatınızda böyle sadece galyana getiren ve de beceriksiz diyebileceğiniz bir grup var. Yani aslında şu var ki sizin iş hayatınızda iş yapanlardan çok boş konuşanlar var. Ve siz işi yapan bir tayfasınız ki bir grupsunuz. Biraz seferoğulları, terlioğulları karşılaşması var ama öyle ki işi yapanlar ve işi bilmeyenler, acemiler sanki böyle şey kreş çocukları ve ortaokul çocukları. Hangisi işi bilir ortaokul? Siz ortaokuldasınız. Onlar da kreşe yeni başlamış gibi. Ama atıp tutuyorlar şöyle yaparız böyle yaparız. Yok öyle bir şey olmayacak. Hani biraz dalgalı bir bulut gibi görünse de iş yeriniz aslında çözümünüzü buluyorsunuz. Çünkü siz güçlü taraftasınız. Yani sizin ekip güçlü. Eğer ki bir bir grup insan işten çıkarılacaksa sizin ekip kalır. o ekibin söylemleri Uygulanacaksa sizin ekibinizin söylemleri uygulanır. Aile içerisindeki konularla alakalı gördüğüm şey ise gerçekten kalan siz devam etmeye çabalıyor. Çabalım. Hatta en sonunda böyle sağlı sollu bildiğiniz şey terazi kefelerini koymuşsunuz. Terazi kefelerini koyuyorsunuz ve sağlı sollu şey yapıyorsunuz. Dengede tutmaya çalışmak belki. Yani artık geçmişteki şeyleri tekrar etmemesi için e, kendi iç dünyanızda dengelemeye çalıştığınız bir e, sürecinizin olduğunu söylüyor aslında burası bize. Onu söyleyebilirim. Şimdi birer tarot çekeceğim. Yani iç korkunuz fazlaymış ama çok kararlılıkla çözüyorsunuz. Bak şimdi dengede tutuyorsunuz dedim. Denge kartı çıktı. Bu kadar mı olur? Şeyde de dengeyi kuracaksınız ama. işi bilmeyenler ve işi bilenler olarak da bir denge haliniz var. Acaba nereye doğru gidiyor bu bilinmezlik dediğiniz süreçlerle alakalı? Tabii ki de memnun olmadığınız zamanlarınız olmuş ama e, dengeyi kuruyacaksınız orada da. Büyücü kartınızı da tamamlıyorsunuz. Zaten aslında ilahi olan yardım da size gelecek hiç meraklanma. Son olarak baktığım zaman evlilik kısmında da Boş konuşanlar var dediğim gibi dedikodunuzu yapmaya çalışanlar var. Burada sizin aslında bu boş konuşanlar konusunda haklı olduğunuzu bildiğiniz için hiç karışmayacaksınız. Diyorum ya bu bir büyü değil arkadaşlar. Hani hane içi evliliğinizle ilgili hane içi bir büyü diyemem. O yüzden nazar var diyemem. Boş konuşmalar var ve siz zaten kendinizin haklı olduğunu bildiğiniz bir noktada. Sadece kendi hakkı kendi bildiğiniz yaparsınız yani o insanların size onca bir şeyler söylemesine takılmayacaksınız en doğru yol bildiğin yoldur kendi bildiğinden şaşmayacaksın e, enerjisi var tabii ki de burada onu söyleyebilirim arkadaşlar başka görevliklerimi aktarmaya çalıştım dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkür etmek istiyorum şimdi sabahları ve akşamları iki bakımla sizin talepleriniz doğrultusunda devam ediyorum. Sonuna kadar izleyip de bütün enerjiyi alıyoruz diye yazan, dinleyen, beğenen, yorum yapan hepinizin elleri dert görmesin. Enerjinize sağlık. Ben sizin sayenizde bir kere burada olmaya devam edebiliyorum. <laughs> Çünkü arkadaşlar e, sizlerle ne dertlerimi açtım bilseniz. Hani bana yazıyorsunuz ya şöyle oldu, böyle iyileştik, böyle şifa bulduk sayenizde. İnanın ben de sizin sayenizde aşabildiğim çok dertlerim oldu. O yüzden burada olmayı ben de çok seviyorum. Çok değerli buluyorum. Sadece dostane bir kaç tavsiyem oluyor. Yeni katılan arkadaşlarım için de hatırlatmak isterim. Şimdi bugünkü derdinizi bilmiyorum. Çok büyüktür. Yani herkes o kadar yaşadığını bilir ki. Yani ateş düştüğü yeri yakar deriz ya biz. O şuna değildir. Gerçekten öyle. Herkes kendi çektiği acıyı bilir. Şimdi ama şunu biliyorum ki ben. Birisi yüzünden başınıza bir şeyler gelmiş olabilir bu süreçte. İnsanoğlu çok acımasız arkadaşlar. Hiçbir zaman bıçağı kendilerine e, sokmadan insanı yaralamayı seviyorlar. Bencillik aldı artık maalesef birçok kişi bencilliğinden aslında bu kadar yaralar artık arttı. Şunu söylemek istiyorum. Ben diyorum ki size arkadaşlar e, yaşadığınız sıkıntılarınızda eğer ki Birisi yüzünden başınıza bir hal geldi dediğiniz bir durumunuz varsa ilahi adalet teslim edin. Er geç tecelli edecek. Yapanın yanına asla kar kalmıyor, kalıyor sanıyorlar vah gariplerimin haline. Çünkü dönecek, dolaşacak. Sana yaptığının bedelini ödeyecek eden buluyor. Sen umudunu yitirme. Geçmişteki sıkıntılarını sen açtın. Bunun da üstesinden geleceksin. Yeter ki sağlığınla sınanma. En önemlisi sağlık diyorum. Çünkü Allah hani düşürmesin, sınamasın. Sınayınca anlıyoruz ki vay efendim diğerleri önemsizmiş. Yeter ki sağlık olsun her zaman söylüyorum. Görevliliklerimi aktardım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar... Hepinize diyorum. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.